İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Artsakh Savaşı'nın bir takım gönüllülerine sertifikalar sundu. Samvel Karapetyan Anma Günleri başlıklı sergi devam ediyor. Artsakh'ın Martuni şehrinde yeni bir mahalle inşaatına devam ediliyor. Türk işgalciler Suriye'nin Zirgan köyüne saldırdı. Ermenistan ve Yunanistan teknoloji alanında yeni işbirliği yönleri geliştiriyor. Batı Ermenistan'ın harikaları, Hakkari'nin buzul gölleri. Artsakh'ın kültürel ve tarihi mirası, 44 günlük savaşın sonuçları. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Leonid ve Arman Onanyanlar, Vazgen Sistyan ve Sarkis Onanyan'ı Yerevan ofisinde kabul etti. Başkan, konuklara hem 1. hem de 2. Artsakh Savaşı sırasında gösterdikleri vatansever faaliyetler için teşekkür etti, özverili hizmet için sertifikalar sundu. Arman Onan ve arkadaşları, savaş sırasında esas olarak orduya maddi yardımda bulunmuş, gerekli teçhizat, giysi ve çeşitli malzemeleri Ermenistan ve Artsakh'a göndermişlerdi. Son savaşa hazır olmaktan bahsederken Ermeni tarafının kesinlikle hazır olmadığını, 1. savaştan sonra hala profesyonel bir orduya ihtiyacımız olduğunu belirtti. Düşmanımız bu savaşa her türlü hazırlanırken en son silahları alıyordu. Ya biz bu savaşa 90'ların silahlarıyla katıldık. Adını Leonid Azgaltyan'ın onuruna alan Leonid Onan bu ismi gururla ve onurla taşıdığını belirtti. Fransa'da alınan etkinliklere değinerek savaş sırasında kendisinin ve arkadaşlarının Ermenistan'a maddi yardımda bulunduklarını ve gruplar halinde kültürel miraslarımızı Türk-Azeri vandalizmine karşı savunduklarını kaydetti. Vazgen Sistyan ise savaşa atıfta bulunarak bu yenilginin 30 yıllık zaferin ezilmesi olduğunu belirtti. Çağdaş Sanat Müzesi'nde arkeolog, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı kurucusu, Batı Ermenistan Ulusal Konsey üyesi rahmetli Samvel Karapetyan'a adanmış bir serginin açılışı 7 Temmuz'da gerçekleşmişti. Sergide Karapetyan'ın eserleri, biyografisi hakkında bir film, röportajlarından alıntılar sunuluyor. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafi Kortoşan, sergiye değinerek bunların tarihi ve önemini anlattı. Müzede özel bir yer tutan Batı Ermenistan'daki çalışmalara da değindi. Sergi 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 116 daireli 4 adet 5 katlı bina yapım aşamasında bulunuyor. Yeni mahalle 2023 baharında hizmete girecek. İnşaat Farzit adlı firma tarafından gerçekleştiriliyor. Türk işgal güçleri ve paralı askerleri Hasake kantonunun Zirgan ilçesine bağlı kuzey kesimlerinde sivillerin yaşadığı köylere saldırdılar. Bölgedeki bir ANHA muhabiri, Harmala ve Dada Abdal köylerinin Türk işgali tarafından ağır bombalandığını bildirdi. Saldırıların işgal altındaki Al Daudiya köyündeki bir Türk işgal üssünden gerçekleştiğini doğruladı. Muhabir, bombalamanın köylülere ve mülklerine önemli ölçüde maddi hasara yol açtığını kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknolojik Sanayi Bakan Vekili Hayk Çobanyan, Yunanistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Evangelos Turnakis ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar yüksek teknoloji endüstrisi alanında işbirliğini genişletmek için iki taraf arasındaki bağları derinleştirme konusunda anlaştılar. Taraflar özellikle Ermenistan'da teknoloji şirketlerinin ortak platformlarının kurulması, işbirliği, dijitalleştirme alanlarındaki fırsatlar ve deneyim alışverişinin genişletilmesi gibi bir dizi başka konuyu da ele aldı. Hayk Çobanyan, Evangelos Turnakis'i Digitek Expo, Armintek Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri fuarlarına katılmaya davet etti. Toplantıda Yunanistan Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Gerasimos Avlontis de hazır bulundu. Batı Ermenistan'daki Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul Gölleri Milli Park ilan edildikten sonra doğa severlerin uğrak mekanı haline geldi. Sat Buzul Gölleri'ni görmek için ülkenin farklı yerlerinden Yüksekova ilçesine çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buraya gelenler Cilo ve Sat Buzul Gölleri'nin el değmemiş doğasına hayran kalıyor.
3400 rakımda bulunan şelaleler ve göller, Batı Ermenistan'ın zengin doğasının sadece bir parçasıdır. Vatanımız Batı Ermenistan'ın gittiğimiz her köşesinde bu tür doğa güzellikleriyle karşılaşmaktayız. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gözlemler sonucunda savaştan sonra 2000'den fazla Ermeni tarihi, kültürel ve mimari eserler Azerbaycan'ın geçici olarak işgal ettiği topraklarda kaldı. Bunlar arasında kütüphaneler 130, kiliseler 122, şapeller 4, manastırlar 13, haçkarlar 536, müzeler 12, kaleler 52 adet. Materyal Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı etnografik topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Şatahi Sareri adlı eseri sunuyoruz. Kiyo, kiyo, hane, hane. Kiyo, kiyo, hane. Tevus kahi ikonasin irkan mahi aşkız kala sirtsurahi hiyo hiyo hane hane hiyo hiyo hane hane. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.